Gastronomi merkezi olan Gaziantep'te turizmde büyük canlılık görüldüğünü belirten Çelebioğulları Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çiftçi, turizmdeki canlılıkta Gastroantep Festivali'nin büyük etkisi olduğunu ifade etti. Şimdi festivalimiz geçen sene çok başarılı bir Gastroantep Festivalimiz oldu. Sağ olsun belediye başkanımızın önderliğinde yapılan festivalimiz. Biz bu sene Türkiye'de belli bir yerlerde kriz olmasına rağmen Gastroantep'in büyük etkisini gördük. Yani dışarıdan yoğun şekilde turizmimiz canlandı. Şu anda biz şükür Allah'a yani işin yoğunluğu bu tarafta. Yani biz inşallah seneye de bu Gaziantep'in daha geniş kapsamlı yapılmasını istiyoruz. Ve festivalin sonucu Gaziantep'e çok büyük bir değer kattı. Şöyle Gaziantep'te bu işi iyi bilenlerin bütün orada katılmasını istiyoruz. Yani bu işi iyi yapanların, bütün yani Gaziantep'lerin büyük ilgisi doluyor. Yani biz bir hep bir Antep'le Antep'in şeyi yani ne diyeyim rehberi. Yani bir turisti gördükleri zaman Gaziantep'e turistin elinden tutuyor dükkanımıza getiriyor. Seve seve getiriyorlar. Çünkü bu bizim yüreğimizde var, özümüzde var. Başkanımızdan da geniş kapsamlı bir festival. Bu dışarıdan yurt dışına getirdiği şeflerin de bize çok büyük artısı oldu. İmalatlarımızda çalıştılar, nasıl baklava yapıldığını gördüler. Yani inanılmaz şekilde mutlu oldular. Biz de elimizden geldiği kadar en iyi şekilde yapıp ve gelen misafirlerimizi, biz müşterilerimizi misafir olarak görüyoruz. Misafirlerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Mehmet Çiftçi ekonominin genelinde bir takım sıkıntılar yaşanmasına rağmen gıda sektörünün krizden en az etkilenen sektör olduğunu ifade etti. Şu anda Türkiye'nin belli bir kısımlarında işte kriz var diyorlar. Şükür Antep'te gıda sektöründe kriz yok. Yani işini iyi yapan da kriz yok. Son olarak çiftçi kalitesiz baklava üretimine de değindi. Gaziantep için ayıptır dedi. Abi bu arz talep meselesi ama baklavanın ucuzu da yani bana göre yani imalatı olmayan yani Antep'te imalatı olmayan satış yerleri çoğaldı. Bir imalatta imal ediliyor. Küçücük dükkanlarda lavabo bile yok, satış yapılıyor. Bu bizim Antep için ayıptır. Yani şu anda 100'e yakın fiyatlarımız şu anda 95 ile 140 arası. Yani çeşidine göre fiyatlarımız bu. Bizim ham madde girdilerimiz hepsi doğal. Yani Urfa'dan aldığımız sadeye, Gaziantep'te mevsimde topladığımız firik fıstık, boz fıstık bundan yapıyoruz. Bir de bu işi usta eller yapıyor. Yani bizde makinalaşma şu bu yok kesinlikle. Adam makinayı kurmuş, makinede baklavayı çıkartıyor. İçine margarin yağına, işte adı fıstık denilen ürünleri koyup satıyorlar. Yani bu da Gaziantep'e yakışmıyor. Ve zarar da veriyor. Zarar veriyor tabii. Adam Antep'e geldiği zaman bir kilo oradan tesadüfen giriyor adam o Antep baklavası diye her yere. Gidiyor bakıyor ki bir de Antep'ten baklava olmaz. Bizim de burada sanayi odasının yapmış olduğu bir çalışma var. Gelip üniversiteden birlikte imalatlarımızı kontrol ediyorlar. Ve bize birer belge veriyorlar. Burada Antep baklavası üretilebilir diye. Müşterilerimizin, misafirlerimizin, baklava tüketenlerin bunlara dikkat etmesini rica ederiz.